arkadaşlar, bugün Recep'in çiftliğindeyiz, Recep'in kümesindeyiz. Şimdi burada bıldırcınlar, Brahma tavukları, sonra güvercinler falan var. Bunları çekeceğiz şimdi. İlk önce bir bıldırcınlardan başlayalım diyorum. Recep, bir tutar mısın? Aynen, kapatalım. Yansın şöyle ben tutayım. Şimdi ilk önce bıldırcınlardan başlayacağım. Tabii bunlar biraz daha yavru. Epey bir de bıldırcınları var Recep arkadaşımın. Görüyorsunuz Recep de, şimdi ben bıldırcınlarla ilgili bilgiler vereceğim. Bıldırcınlar ilk önce pek böyle evcil değildirler. Mesela tavuklar gibi böyle insanın yakınlarında dolaşmazlar. Ama şu şekilde söyleyelim, çok fazla yumurtlarlar. Yumurtaları çok sağlıklıdır. Mesela çoğu insanın zaten yumurtasında illaki çiğ olarak da olabilir, içmiştir. Öyle düşünüyorum. Bıldırcınlar uçarlar, tavuk gibi değildirler. Kekliğe benzerler ama daha küçüktürler. Şu anda çok tatlı gerçekten. Daha yavru. Bir bıldırcın var elimde. Bıldırcınların yumurtalarını da söyleyeyim. Bıldırcınların yumurtaları karekot gibidir. Yani böyle hiçbir yumurta birbirine benzemez. Biri farklıdır, biri farklıdır. Bundan dolayı yumurtalarını çok iyi bir şekilde ayrım edebilirler. Tabii hemen kuluçkayı yapmazlar. Onu da söyleyeyim. Kuluçkayı kolay kolay yapmazlar böyle. İlla ki böyle ormansal, doğasal yerini severlerse yatabilirler. Sonra burada sadece bıldırcın yok. Daha bir sürü şey var. Şimdi bunları teker teker yapacağız. Bu arada Brahma da var. İnşallah benim Brahmalar da büyür böyle. Gerçekten çok güzeller. Benim Brahma daha bunlardan birazcık daha küçük. Bu arada bıldırcınların her yumurtasını ayırt edebiliyorlar. Her yumurta farklıdır. Peki bu neden ayırt edebiliyorlar? İlk önce şunu söyleyeyim. Bıldırcınlar çoğunlukla böyle yumurtalarını karışık halde, sürüler halinde yapabilirler. Bu yumurtalarını ayırt edebilmek için ilk önce yumurtalarının renklerinin farklı olması gerekir. Sonra bazı guguk kuşu gibi bazı kendisi bakmayan kuşlar bu bıldırcınların yuvasına yumurta bırakırlar. Ama bunlar tabii o yumurtanın kendisinin olmadığını anlayınca o yumurtayı kendileri dışarı atar. Ama eğer bunlar mesela bunu değil de başka bir tane kuş olduğunu farz edelim. Bunlar anlayamazlar. Onu yuvada beslerler kendi yavruları gibi ve o yavru diğer yumurtaları teker teker yuvadan atar. O şekilde bir özellik var. Şimdi biz bu bıldırcınları koyalım Recep. Aynen. Geç bakalım. Şimdi biraz da güvercinlere bakalım. Bende de var ama bu kadar da güzel değil yani güvercinler. Ve bu kadar da çok değil. Kendi yavrularından bir tane. Bu arada dişilerle güvercinlerin ayrımı şudur. Erkekler daha çok ses çıkartır. Dişilerse daha az ses çıkartır. Bunun adı ise Bango. Gagası farklı. Bakın daha küçük. Diğer güvercinlere göre. Ve gerçekten kendisi beslemiş Recep arkadaşım. Çok da güzel. Çok böyle ele alışkın. Kavukla kavga ediyorlar. Al onu sen. Tamam. Sıkıntı yok, onu koyalım. İçeride daha bir sürü güvercinler var. Süt beyaz, sonra karışık. Bangolar var, iki tane daha. Şu şekilde söyleyelim. Tüy değişiminde tavuklar bu şekilde tüylerini atarlar ve o zaman böyle daha hasta gibi olurlar. Daha böyle moralleri bozuk olur. Ve bu o zaman da yumurtlamazlar kesinlikle. Gördüğünüz üzere bakın arkasında epey bir tüy atmış. Pek de yumurtlamaz bu sıralarda. Yumurtlasa bile zaten yumurtası o kadar vitaminli olmaz ya da küçük olur. Arkadaşlar burada bir sürü tavuk ırkı var, gerçekten çok sevdim ben de bunları. Umarım Recep arkadaşımdan bir gün ben de Brahma yumurtası ya da bıldırcın yumurtası alacağım. Seni Allah izin verirse tabi. İnşallah ondan da ben kendim çıkartırım. Bakalım ne olacak. Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere, bay bay.